seni öldürdü. Paranı alıp gideceğim. Öte tarafta seni bekliyor. Senin hesabın daha bitmedi. Beni öldürdün. Oğlunu da öldürdün. O senin de oğlundu. Tüm evlatlarının katili sensin. Benden. Paranı alıp gideceğim. Kendi kızından ne istedi? Senin hesabın daha bitmedi. Yo. Susun. Ben bir şey yapmadım. Ben yapmadım. Susun. Susun. Daha gittiği yerde. Bir kere aralanmaya görsün yanlışın kapısı. Bir kere açılmaya görsün. Sırlar, günahlar öyle arsızdır ki giriverirler içeri. Kendal ilk günahım. İkinci büyük günahım ahsım oldu. Affedersin Emine. Affet kızım. Kabul edeceğin bilmiyorum ama Allah senden özür dileyim. Ahsımın, Kendal'ın peşinde babam diye her koştuğunda bu konak içten içe yıkıldı başıma. Siz bir kere yangın gördünüz. Ben konağa girdiğim her gün yandım. Yandın da ne oldu diyeceksin. De, kahrol Kadriye de. Madem ilk günah bendim, madem günahın başı bendim, o zaman yan Kadriye, yan. Yan de. Asım, senden özür dilerim. Affet beni. Affet kanatsız meleğim, torunum. Sen sustun, konuşmadın. Ben senin sesin olamadığım için, babanın günahını dünyaya haykıramadığım için beni affet. Bana baban dediğin her gün için senden özür dilerim. Kadriye Hanım, gelin oturun şöyle, ne olur. İyi misiniz? Değilim kızım, iyi değilim. Özür borcum var. Gömdüğüm bütün evlatlarıma özür borcum var. Paranı alıp gideceğim buradan. Beni sen öldürdün. Beni niye öldürdün abi? Abi yapma. Abi ne yapıyorsun? Niye öldürdün abi? Ne yaptın sana? Susun artık! Ben bir şey yapmadım, beni öldürmeyin! Susun! Dur sen. Neden abi? Korkuyor musun benden? Beni sen öldürmedin.
Yok yok, ben öldürmedim. Sen kendini öldürdün, kendini evlendin. Hayır. Ben sadece Sabri'yi sevdim. Sen beni o adamla evlenmeye zorlamasaydın, şimdi Sabri de ben de yaşıyor olacaktık. Bizi sen öldürdün. Senin hırsların beni öldürdü. Seni bekliyorum. Seni bekliyorum. Gelme, gelme. Yoksun sen, gelme. Öldün. Öte tarafta seni bekliyorum abi. Öldüm sen. Öldüm sen. Öldün, yoksun sen. Gelme, gelme. Öldün sen. Öldüm. Öldüm ve seni bekliyorum abi. Geldin, öldürdün. Gelme. Ne oluyor lan? Allah'ım, ne olayım? Allah'ım, yardım. Kasım'ım. Güzel kalpli oğlum benim. Sen burada olsaydın babaanne özür dileme derdi. Ondan daha çok sen ağlardın. Ama ben yapamadım oğlum. Yapamadım. Benim yüreğim cayır cayır yanıyor. Neredesin, ne haldesin? Kenan'a cezasını buldu. Allah'ıma şükürler olsun. Sana yaptıkların cezasını ödeyeceğim. Bir tane kuzum. Allah'ım sen oğluma yardım et ya. Murat'ım, aynı karında yattığın abi senin katilin oldu. Katilini senden önce doğurduğum için özür dilerim oğlum. Bir evladı anasının kucağından ve senden koparanlara sessiz kaldığım için özür dilerim. Fırat'ın sularında alamadığın her nefes için. Aylarca evlatlarına uzaktan bakıp gözyaşı döktüğün için özür dilerim. Üzerine attığım her avuç toprak için özür dilerim senden. O toprakların altında ben yatmalıydım. Senden önce ölmediğim için, yaşadığım için özür dilerim. Anne. Yok kızım. Aa, ben sizin sevginize layık değilim. Bana babaanne deme. Fırat'ım, Nareli'yim. Başımın emanetleri, başımın yetimleri. Ben emanete sahip çıkamadım. Allah sen her kulunu affedersin. Sustuğum her an için senden özür dilerim. Benim sustuğum sırlar senin sebebin oldu. Sen günahsız toprağın altında yatar. Ben bastığım her karış toprak için, aldığım her nefes için senden özür dilerim oğlum. Narinim, adı gibi narin doğurmadığım kızım. Kızım demeye dilim var mı? Nerede senin analın diye? Haklısın kızım. Bir evladı koparıp anasından kucağıma koydunuz. Kaç kez, niye dedin, ana benim suçum ne dedin, ağladın. Döktüğün her damla gözyaşı için. Evladına süpürge ettiğin her bir saçının teli için senden özür dilerim kızım. Meleğim. Kendi ellerimle kanatlarını kırdığım kızım. Ben senden nasıl özür dileyim? Gözümün önünde kuş gibi uçup gittiğinde benim de aklım uçup gitti. Sibel. Kanadı kırık bir kuş gibi Kendall'ın pençesine düştüm. Akıttığın her damla gözyaşı, her damla kan için senden özür dilerim. Mehdi.
Ana diyemeden anasının göğsünde toprak olan yavrum. Yürüyemediğin her adım için, yutamadığın her lokma için senden özür dilerim. Kalkın hepiniz, Kadriye ölsün. Kadriye Hanım, yeter artık ne olur, kendinizi yeterince üzdünüz zaten. Yok kızım, benim gitmem lazım. Baran'la konuşacaklarım var benim. Kadriye Hanım gitmeyin, zaten çok kötüsünüz. Kızım. Buralar artık Şanver'de toprakları değil. Burada sadece ölüm ve acı var. Artık zamanıdır. Sen de bütün evlatlarını topla, gidin buradan. Nereye giderseniz gidin ama gidin. Efendim baban. Neredesin oğlum? Parktayım, oturuyor. Bekle ben geleyim. Anne, sence Kadriye Hanım Baran'la bizle gelmesi hakkında mı konuşacak? Bilmiyorum kızım, olabilir. Baran'ı ikna edebilir mi ki? Baran'ın iknaya ihtiyacı yok. Onun inanca ihtiyacı var. Ama biliyorum, bugün olmasa da yarın mutlaka o inancı içinde taşıyacak. Emine, iyi misin? Güçlü olmak zorundasın. Asım için güçlü olmak zorundasın Emine. Biliyorum Ebru, biliyorum. Ama kızım burnumda tütüyor. Ne iyi ne kötü haberi var. Ne zaman sorsam tedavisi devam ediyor diyorlar. Benim kızım bu yaşına kadar benden hiç ayrılmadı ki. Emine abla, Asım çok güçlü, sen de biliyorsun. Bak bunu da atlatacak, göreceksin. Benim aklım almıyor babaanne. Babam yerine koydum amcam. Bu kadar kötü biri. Ben ona inandım, güvendim. Babam yerine koydum. Nasıl yapar böyle bir şey? Ayşe bana amcam annemi öldürmek istiyor dediğinde bile ben ona inanmadım. Ben ona karşı savundum, kardeşlerime karşı savundum. Özür dilerim oğlum. Yaptıklarım için. Yapamadıklarım. Seni böyle bir çıkmaza soktuğum için özür dilerim. Senin suçun yok ki babaanne. Amcam yapmış işte. Kendal'ı ben doğurdum, ben büyüttüm. Kendal benim oğlum. Çocuklar doğduklarını boş bir defter gibidir. Ne yazarsa ne olur. Bugün Kendal böyleyse benim yazdıklarım yüzünden. Ben o yanlış yazdığım defteri yaktım. Artık yok. Özür dilerim oğlum. Amcanı doğurduğum için, onu kötü yazdığım için özür dilerim. Ama artık yeni bir şeyler yazmanın zamanıdır. Kalk, hadi gel benimle. Nene. Gel hadi. Gel dedim. Alo Maya. Ne oldu, bu ne heyecan? Sınav sonuçları açıklanacak birazdan. Unuttunuz mu yoksa? Ay tamamen unuttuk biz onu. Oho. Hadi kafeye gelin, beraber bakalım o zaman. Tamam tamam, kapat, geliyoruz hemen. Ada, sınav sonuçları açıklanıyor, bugün unutmuşuz. İnanamıyorum ya, doğru. Kızlar söylesenize, açıklanmış mı? Yok anne, açıklanmamış da. Hadi gidelim, kafede bekliyorlar bizi. Biz de gelelim. Yok anne, siz kalın. Önce biz bakalım, sonra size haber veririz. Tamam.
Ama öğrenir öğrenmez haber verin, tamam mı? Tamam. Ne göreyim? Hiç. Ama sana sorsam ne vardı burada desem, çocukluğum dersin. Şimdi Fırat'ın atölyesi, evi, ne de Ebru'nun evi var. Ama buradaydılar değil mi? O taş binalar, o atölye yok diye senin buradaki anıların yok mu oldu? Kimse senden anılarını alamaz oğlum. Kimse götüremez, çalamaz. Yarın buraya biri gelecek, buraya bir ev yapacak. İçinde çocuklar doğacak. Bahçesinde kahkahalar yükselecek. Burada bir çocuk büyüyecek. Sen artık yeniden başlamalısın oğlum. Bizim, benim yazdığımız hikayeden çıkıp kendi hikayeni yazmalısın. 20 yıl önce yanlış yazdığımız hikayenin doğrusunu yazmalısın. Özcan'la birlikte. Kimse senden anılarını alamaz oğlum. Kimse götüremez, çalamaz. Ama artık burası boş bir arazi. Burada sadece acı var oğlum. Neredesin oğlum? Yine nerede yaralarını tek başına sarmaya gittin? Hep seni tam tutacağım derken fırlatıp atıyorsun beni. Bir bakışınla, bir cümlenle. Ama evlatlar annelerini ne kadar uzağa atsalar da... anneler hep onların ayaklarının dibine düşerler. Anne olmak böyle bir şey. Kendisine rağmen onu canından çok sevmeye devam etmek. Baran. Oğlum atma beni artık. Ben yorulmam senin ayaklarının dibine düşmekten. Ama sen yorulacaksın diye kalkmıyorum yerimden ben. Sen yorulacaksın diye susuyorum hep. Ebru'nun yüreğinde cayır cayır yanan evlat ateşi. Bağrından koparılıp çalınan oğlunun ahı. Nişan verdiler de taştaş üstünde bırakmadı. 3 kişiyi mezara, 1 kişiyi mahpusa gönderdi. O evladım diye sessizce haykırdıkça Mevlasına, Allah bizi yaktı, yıktı. Bir ananın evladına olan sevgisinin karşısında dünyada hiçbir güç duramaz. Sen bile oğlum bunu böyle belli. Hayır. Öldün siz. Öldün. Öldün. Aman Allah'ım. Hayır. Hayır gelme. Gelme. Öldünüz siz. Öldünüz. Yanına kalacak mı sandın Kendal? Onca masumun kanı. Elinde kalacak mı sandın?
Canını aldığın kadınların sana selamı var. Nefessiz mi kaldın? Benim de kafamı suya böyle soktuğunda... Ben de böyle çırpındım işte. Konağa geldiğim ilk gün gırtlağıma yapıştın beni. Beni öldürdün Kendall. Bebeğimi öldürdün. Geber. Geber Kendall. Geber. Geber Kendall. Emre, inanmıyorum, kazanmışsın. Ben de inanmıyorum. Teyzem sayesinde. Teyzem öğretmen ya, kesin bana ekstradan puan vermişlerdi. Şey. Ya teyze ne vuruyorsun ya? Hem sınav kazanıyoruz hem dayak yiyoruz. Gel buraya gel. Teyzem benim. Hadi Adal, sıra sende. Ya yok. Yok yok. Bana hiç bakmanıza gerek yok, biliyorsunuz. Ya da niye öyle diyorsun? İyi geçti gibi demiştin. Ya gibi demiştim ama siz bakmayın ya. Aç aç. Ada, sen de kazanmışsın. Yok ya. Yok, emin misiniz? Hadi ne olur bir daha bakın. Ya vallahi kazanmışsın. İnanamıyorum ya. Ya kazanmışım. Tebrik ederim aşkım. Tebrik ederim Ada. Emre. Sıra Maya'da ama bence Maya'ya hiç bakmayalım. Niyeymiş o? Ya kazandın, belli bir şey yani. He yani. Yuh! Oha! Abartsaymışsın Maya. Biraz öyle olmuş. Emre? Lan biraz daha zorlasaymışsın. Türkiye'den sınava girip Harvard'ı kazanan ilk öğrenci olacakmışsın. Harvard mı kaldı be Deniz'ciğim? Bozdu değil mi? Harvard eski Harvard değil. Boşver. Ya şu geyiği bırakıp Deniz'in sonucuna bakabilir miyiz acaba? Ya. İlk kazanamayanımızı açıklıyorum. Aferin kız. Maşallah. Hadi en iyisin Deniz. Deniz'ciğim, Maya'ya yaklaşmışsın. Yaklaşmışım. Senin sayende Elif abla. Teşekkür ederim. Desteğin için sağ olun Elif abla. Siz istemeseydiniz olmazdı çocuklar. Adriye Hanım, iyi misiniz? Yapma kızım. Utandırma beni. Sana en büyük kötülüğü yaptım. İyiliğimi sorun, utandırma beni. Benim senin karşında duracak gücüm yok. Benim en büyük özrüm sana kızım. Affedersin. Seni evladından ayırdım. Ayırmalarına göz yumdum. Seni evladından ayırdım. 20 yılın her anı için senden özür dilerim. Ben seni boş bir mezara mahkum ettim. Evladın senden uzakta, senin kokunu duymadan yaşamasına izin verdim. Doğurana da, büyütene de acı çektirdim. Acı çekmek analığın şanındandır dedim. Ama kendi analığıma hesaba katmadım. Ama bitti kızım. Sen çok sabret. Asla sabret.
Güzel günler gelecek, az kaldı. Bak gecenin en koyusundaydık. Gün ağarmaya başladı bile. Ben Baran'la konuştum. Sen onun anasısın. O senden bir adım öte duramaz. Onun yeri senin, anasının yanı. Şimdi ana olma vaktidir kızım. Bir daha bana yüzünü dönmeye çipileyim. Dönmedi zaten. Ben o hak, analık hakkını çoktan kaybettim. Senden hakkını helal et diye içim ama etmeyeceğim de bileyim. Desem ne olacak ki? Dilim derken yüreğim bas bas bağıracak. Allah kalplere bakar derdi. Onu sen bana öğrettin. Sen niye bir kez olsun dönüp kalbine bakmadın? Dilim helal olsun dese bile kalbim demeyecek. Haklısın kızım. Ama ben gene de özür dilerim. Dilim sırra sessiz kalarak kalbimi zaten çoktan zehirlemiş. Ben o kalbe dönsem ne olur, dönmesem ne olur? Zehrini içine boş tutan yılan gibiyim. Bundan sonra Asım'ı bir daha görür müyüm, görmez miyim bilmiyorum ama. Asım'ın adını ağzına alma. Çok geç. Bu gözyaşları için çok geç. Ağlamaya bile hakkım yok değil mi? Haklısın kızım. Ama ben gene de özür dilerim. Çok geç kaldın Kadriyan. Çok geç. Artık burada kalmamız için bir sebep kalmadı. Ya okulda kazandık. Annem bize hayır diyemez. Doğru söylüyorsun ama Baran'ı buradan nasıl götüreceğiz ki? O da doğru. Nalin abla öldükten sonra Baran buraya daha sıkı bağlandı sanki. Öyle hissediyor. Ama burada kalırsa da daha çok üzülecek. Biliyorum. Ama annem Baran'a yaklaşamıyor bile. Farkında değil misin? Farkındayım. Tek bir söz söylersem bile onu zorlarım diye korkuyor. Çok da haksız sayılmaz. Baran'ın açısından bakınca. Gel buraya gel. Bak şimdi. İlan. Sen öldün. Siz öldünüz. Yoksun, yoksun sen.
Ne istedin benden Kendall? Bir lokma ekmek için kapına dayandım ben. Ne istedin bizden? Ben kızı için çabalayan bir anneydim sadece. Ne istedin? Öldünüz siz, öldün sen, yoksun, yoksun sen! Hayır! Beni sen öldürdün Kendall. Oğlunu da sen öldürdün. Kendi ellerinle kendi oğlunu öldürdün Kendall. Ya ya ya, oğlumu ben öldürmedim. Oğlumu ben öldürmedim. Kazandık ya. İkimiz de kazandık. Ya ben de. Gurur duyuyorum seninle. Gel buraya gel. Yaşasın, İstanbul'a gidiyoruz. Abi, ablamlar üniversiteyi kazanmış. Rüzgar, ben verecektim müjdeli haberi. Ben söyledim. Evet, sen söyledin. Maya'yı anladım da seni bilemedim. Anne ya, şu oğluna bir şey der misin? Hemen laf sokuyor. Ya ne laf sokacağım kızım sana? Gerçeği söylüyorum. Neyse, neyse. Hadi yine iyisin. Bugün affediyorum seni çünkü çok mutluyum. Maya da ben de sonunda İstanbul'da okuyabileceğiz. Anne, bugün dışarıda yemek yiyelim mi? Hem hesaplar bizden. Kafede işler çok iyi gidiyor da. Abi hadi. Baran ne olur kırma bizi. İyi tamam madem. Hadi Rüzgar, sen de koş Emine ablayla babaanneni çağır. Maya nereleri yazacaksın? Psikoloji yazacağım galiba. Hukuktan vaz mı geçti? Ben nereleri yazsam acaba ya? İngilizce falan mı yazsam? Yakışır. Babaanne. Hadi gidiyoruz. Nereye gideceğiz oğlum? Kutlama yemeğine. Ne kutlaması? Hani ablamlar sınava girmişti ya. Evet. Kazandık babaanne. Sınav sonuçları açıklandı bugün. Sahi mi? İkiniz de mi? Evet, babaanne sevinmedi mi? Torunların üniversiteye kazandı. Sevinmez olur muyum hiç? Ah benim akıllı kuzularım. Babaanne. Olsun bugünlerde gösterdim ama. Oh benim akıllı kuzularım.
Babaanne, hadi sen de gel. Yok oğlum, ben yorgunum. Siz gidin. Birbirinizden ayırtık ama siz gene de birbirinizi buldunuz. Allah sizi birbirinizden ayırmasın. Yolunuz da bahtınız da açık olsun benim güzel evlatlarım. Sizi çok özlüyorum. Beni yalnız bırakıp gittiniz. Kendal'ı bugün hapse attılar. Cezasını çekecek. Ama benim içim yine de soğumuyor. Sen Ayşe misin? Siz kimsiniz? Hoş bulduk. Ya ben simit kebabı istiyorum. Ben de. Ben de. Ben de alayım. O zaman aynısından 5 porsiyon ama birinde fıstık olmasın, 2 tanesinde de soğan olmasın lütfen. Aman anne, hiç kaçırma. Ya aralı bir yesek ne olur ki? İyi de sonra midem midem diye kıvranıyorsunuz ikiniz de. E peki fıstık ne alaka? E Baran fıstık sevmiyor. Aa. Fark etmediniz mi? Konakta içinde fıstık olan hiçbir şeye dokunmuyor bile. Bir tek ben. Evet, benim her şeyi yiyen canavar oldu. Allah'ım bugün nasıl bir gün ya? Kendal hapiste. Üniversiteyi kazandık. İstanbul'a gidiyoruz. Ya ben rüyada falan mıyım? Hayır yani kanatlanıp uçmadan beni uyandırın. Ya da vazgeçtim. Rüyaysa bile tadını çıkarayım ben biraz daha, olur mu? Hepimiz aynı rüyayı göremeyeceğimize göre. O zaman rüyaların gerçek olmasına içelim. Ne gülüyorsun canım? Bıyık diyorum, yakışmış. Hadi hadi makara yapmayayım da yemeğinizi yiyin. Ya en sevdiği şey bunların eskiden beri böyle ayranı içip yarışıyorlar. İstanbul'da da susurluk ayranı yapan bir yer var. Oradaki ayranlar da böyle sırf köpük. Detoks yapıyorlar ya hani, parmaklarını yersin. Abimi de götürürüz değil mi? Götürürüz tabii. Asıl dondurmayı yiyorduk yani bu her zaman gittiğimiz bilardo salonunun yanındaki yer. Sen bilardo'dan mı biliyorsun? Biliyorum tabii. Allah Allah. İstediğin kadar uğraş. Bugün sana iyi davranacağım. Sağ ol. Rica ederim. Hadi Maya, Rüzgar, gidiyoruz. Bir dakika, nereye gidiyorsunuz ya? Biz sizin için geldik buraya. Emre mesaj attı da anne, kafeye çok kalabalık bir öğrenci grubu gelecek. Bir şey yardım lazım diyor. İyi, ben de geleyim, yardım ederim size. Yok. Yok. Gerek yok, çünkü biz adayla hallederiz. Ben gelmek istemiyorum. Annemle abimle kalacağım.
Ablacığım olmaz. Senin yardımına ihtiyacımız var bizim. Ya istemiyorum. İstiyorsun Rüzgar. İstiyorsun canım. Hadi gidiyoruz. Teşekkür ederiz. Önemli değil. Kızların okulu kazanmasına sevindim. Bence sen de seneye bir daha denemelisin Baran. Yok ya benim... Olur mu? Bu senin geleceğin için çok önemli bir karar. Ben ne yapacağım? Bu da üniversite. Bak. Size kalın diyemem. Ama ben de sizle gelemem. Benim geçmişim, anılarım, her şeyim burada. Ben buranın topraklarında büyüdüm. İlkokulum bile burada benim. Hadi kalk o zaman. Nereye? Okuluna. Hadi. Annem acaba ikna edebilecek mi Baran'ı? Vallahi etmek zorunda. Çünkü biz elimizden geleni yaptık. Burası mı? Burası bizim sınıf. Bak şuradaki pencereyi görüyor musun? Pencere benim pencerem. Yaz kış orada otururdum ben. Dersten sıkılınca dışarıyı izlerdim. Okula gelen çocuklar, okuldan çıkan çocuklar. Onları karşılamaya gelen anası babası. Senelerce onları izledim. Girelim mi? Şimdi mi? Evet. Baban gelmedi mi Baran? Onu babası terk etmiş oğlum. Yağ atıyor bize. Hiç de bile. Babam İstanbul'da çalışıyor. İşi var. Hadi lan oradan. Yalan atma. Orada evlenmiş diyorlar. Ananı da seni de terk etmiş işte. Sus lan. Hadi lan oradan. Neden hep cam kenarına oturuyordun biliyor musun? Babam geldiğinde ilk ben göreyim diye. Okulun kapısından girdiği gibi bütün sınıfa dönüp bakın babam geldi. Bırakmadı beni diyebilmek için. Bir gün öğretmen kulağımı çekti. Dersi dinlemeyip dışarı bakıyorum diye. Benim bu pencereden bakarken tek bir hayalim vardı biliyor musun? Böyle filmlerdeki gibi. Babam elinde torbalarla okuldan içeri girecek. İlk ben göreceğim onu. Sonra bahçeye ineceğim.
Bütün sınıf bizi izlerken kocaman sarılacağım babama. Artık benimle dalga geçemeyecekler. Babası yok mu? Terk etmiş diyemeyecekler. Ben yıllarca bu pencerede bekledim. Ben bekledim. Babam gelmedi. Gel bak, bir şey göstereceğim sana. O sene Urfa'da futbol turnuvası vardı. En çok gol de ben atmıştım. Bak şu fotoğraftaki de benim. Buradaki ben. Bunları benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Özlem, babam nerede? İyi mi o da? Anlatsana, ne oldu? Yardım et!
Anneciğim, ne oldu sana? Kaza oldu. Çok kötü bir kaza oldu. Yardım et. Ne olur yardım et. Gelemem. Bir hastaneye gidelim. Biri daha var aşağıda. Durumu iyi değil. Yardım edelim. Onu da alalım. Ne olur. Arabamız nehre uçtu. Çok kötü durumda. Ne olur yardım edin. Özlem, iyi mi babam? Bana oturalım mı biraz? İyi yürümüşüz ya. Yoruldum ben. Sen yorulmadın mı? Yok, ben yorulmadım. Dayımın çarşıda dükkanı vardı, hatırlıyor musun? Ben okuldan kaçıp kaçıp buraya oral yetişmeye gelirdik. Efendim, hoş geldiniz. Ne içersiniz? İki oral et lütfen. Dayım kızardı tabii okuldan kaçmama ama yine de benimle gelirdi. Tabii içtikten sonra hemen geri gönderirdi. Çok özledim. Ben de çok özlüyorum. Bazen düşünüyorum da burada kalmam için Fırat beni zorlamasaydı belki de çoktan gitmiştim. Hatta seni öğrenememiştim. Geçmişini bilmiyorum ama sana daha iyi bir şeyler öğrendim. Ya Özlem, iyi mi babam? Çocukken buraya gelirdik. Babamı beklediğimiz günlerde yani. İki kere sekerse gelecek. Bir kere sekerse gelmeyecek. Kızlar duymasın. Burada taş bırakmazlar. İstanbul'da zor bulurlar. Kardeşlerim. Buradan gitmek istiyorlar. İstanbul'a dönmek istiyorlar. Zaten sen de biliyorsun. Ama seni burada bırakıp gitmeyeceğimi de çok iyi biliyorlar. Bak Baran, seni zorlamak değil niyetim. Senin doğup büyüdüğün toprakların burası. Sevdiğim insanlar burada. Anılarım burada. Biliyorum çok zor. Benim buraya ilk geldiğim günleri hatırlıyor musun? Aynı ben de senin gibiydim. Doğup büyüdüğüm topraklardan kopup geldim. Benim için gerçekten çok zordu. Ama ben buradan bir türlü gidemedim. Hatta bir gün Fırat'a ne dedim biliyor musun? Sanki beni burada tutan bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama... çok güçlü bir duygu demiştim. Ben de sana buradan gidelim derken... o duyguya güveniyorum Baran. Thank you.
gelecek. Rahat! Azrul! Dikkat! Halfeti İlçe Jandarma Komutanlığı, 3 as subay, 13 er ve erbaşla emir ve görüşleriniz hazırdır komutanım. Sağ ol Levent, rahat. Rahatla dinle asker. Vatanımızın ve milletimizin selameti için sizler burada gece gündüz canınızı hiçe sayarak haksızın, zalimin, vatan hainlerinin peşinde koşarak askerlik vazifenizi icra ediyorsunuz. Hepinize gurur duyuyorum. Bilin ki sadece ben değil. Kuzeyden güneye, doğudan batıya, vatanın en üst noktasında, can güvenliği içinde, başını yastığa huzurla koyan tüm vatandaşlarımız sizinle gurur duyuyor. Şehirlerde, kırsalda, kutsal vatan toprağı olan tüm dağlarda, elleri tetikte olan tüm Mehmetçiğimizin Allah yardımcısı olsun. Allah size ve ordumuza zeval vermesin. Ben yarın başka bir yerde ama yine sizlerle omuz omuza kutsal görevimizi yapmak için çalışmaya devam edeceğim. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Eğer üzerinizde hakkım varsa size de helal olsun. Sağ ol. Levent. Emret komutanım. Evlatlarım sana emanet. Dikkat! Ne yapacağım, nereye gideceğimi bilemedim. Sizi kaybettim sandım. Ama seni kaybettim sandım. Kızım, sana yeter miyiz bilmiyorum ama son nefesimize kadar yanındayız. Sen de istersen tabii. Ben Sibel'e verdiğim sözü tutamadım. Mehdi'ye bakamadım. Sahip çıkamadım. Gözümü açtığımda Mehdi'yi aradım. Çok canım yanıyordu ama ayağa kalktım. Mehdi ileride öylece yatıyordu. Sonra ona ulaşamadan bayılmışım. Kendal gelmiş, almış Mehdi'yi götürmüş. Beni de sonradan buldular. Benim yüzümden. Hepsi benim yüzümden. Senin yüzünden değil. Hepsi Kendall'ın yüzünden. O da cezasını buldu zaten. Kendi ellerimle mahvedecektim onu. Kendimi hiç affetmeyeceğim. Özlem. Onun için yaşayacaksın. Kardeşim için. Keşke biz de olsaydık onlarla. Ne oldu, sıkıldın mı bizden?
Merak ettim ne yapıyorlardı ya. Anne. Anne. Anne ne yaptınız? Ne konuştunuz? Ne dedi Baran? Biz yalnız kalalım diye bıraktınız bizi değil mi? Yok anne, ne alakası var? Ya gelmemiz gerekiyordu zaten anne. İyi tamam, öyle olsun. Ya bir şey demedi. Bundan sonra ne yapacağını, ne düşündüğünü bilmiyorum, söylemedi. Ama ben umutluyum. Oğlumla tanıştım bugün. Bugün bana okulunu gezdirdi, sırasını gösterdi. Bütün anılarını anlattı. Yani onun yanında olamadığım için üzüldüm tabii ama... bana bunları anlattığı için de çok sevindim. Bunun benim için ne demek olduğunu bilemezsiniz. Ben inanıyorum. Baran da bizi anlayacak. Ne yapacağımı bilmiyorum. Gitsem gidemiyorum. Kalsam kalamıyorum. Ne eve sığıyorum, ne Alfet. Kafamı nereye çevirsem sen varsın. Birinde elimden tutmuş parka götürüyorsun. Birinde okuldan kaçmışım, beni arıyorsun. Ama bak, ben kaçmadım. Buradayım. Sen neden bıraktın beni aramayı? Bugün uzun süredir ilk defa onunla gülümsediğimi fark ettim. Utandım kendimi. Senden utandım. Benim sevmeye, gülmeye hakkım var mı ki bundan sonra? Keşke toprağı değil de elini tutuyor olsaydım. Sen söyleseydin bana. Yok oğlum deseydin. Sen hep gül. Sev. Sevil. Bana yol gösterme ihtiyacım var. Kafam almayayım. Oğlum diyen sesin, kokun, yüzün, ellerin, hepsi bir anda gitti. Küçükken cenaze görmeye dayanamazdım. Mezarlıkların yanından koşarak geçerdim. Ama şimdi sevdiklerim tek tek gidiyor. O yüzden ölüm de o kadar kötü gelmiyor bana. Fikriye teyzem, Asım'ın haber mi var? Var kızım. Haberleri iyi değil. Teyzem kurban olayım, doğruyu söyle. Asım'a bir şey mi oldu? Emine. Kenan senin pasaportunu hazırlattı. Biletini aldı kızım. Haydi gel. Beraber gidelim Asım'ın yanına. Tamam teyzem, hemen gülüm. Sen bana. Allah'ım sen oğluma yardım et. Oğlum bambaşka yarabbim.
Emine? Emine ne oldu? Nereye gidiyorsun? Oğlum yanına gidiyorum. Ahsım yanına gidiyorum. Nasıl yani? Dur bir dakika. Kenan her şeyi hazırlamış. Biletlerimi, pasaportum. Fikret teyzenin yanından almaya gidiyorum. İyi de niye böyle alelacele? Ahsım fenalaşmış. Dua et. Ederiz Emine abla. Ederiz. Asım iyileşecek ama değil mi Emine teyze? İyileşecek ablacığım, merak etme. Dualarımızla iyileşecek. Güle güle Emine abla. En azından seni havaalanına kadar geçirseydik. Yok, Rıza'yı aradım. Gelip beni alacak. Köşede bekliyor. Kuzum, mektubunu Asım'a vereceğim. Emine ne olur dikkat et kendine. Bizi de habersiz bırakma, tamam mı? Allah'a emanet olun Emine. Annem bizi burada böyle yan yana görseydi çok mutlu olurdu. İçim acıyor. Yokluğunu kabullenemiyorum. Ben de her gün bu acıya katlanabilir miyim diye düşünüyorum bazen. Nefes almak bu kadar kolay mı diye. Acıdan içim yansa da... bir daha yaşama şansım olsa yine anneni severdim. Ben şimdi daha iyi anlıyorum. Özür dilerim. İkinize de haksızlık ettim. Çocukluk yaptım. Hatalı davrandım. Hepimiz zaman zaman hatalar yaptık Baran. Adriyan'ım üzülmeyin. Emine bizi habersiz bırakmayacak. İsterseniz siz de uzanın biraz. Hem dinlenmiş olursunuz. Uzanma vakti değil kızım. Ben arsaları, evleri, Kenan'dan kalan ne varsa hepsini satayım. O mallarda sizin de hakkınız var. Senin, çocukların, Emine'nin, Asım'ın parayı hepinize pay edeceğim. İstanbul'a gittiğinizde işinizi görürüm. Yani aslında biz de kızlarla İstanbul'a gitmeyi düşünüyorduk onların okul kayıtları için ama tabii bir taraftan da Baran. Baran'ı senin koynundan söküp getirip bu topraklara biz diktik. Güneşini, suyunu tam ettik. O da hakikatli tohum çıktı. Dimdik, yüreğine sağlam büyüdü. Ama onun asıl ana vatanı, asıl toprağı sensin. Onu bu topraklardan söküp götürdüm, düşünme. O asıl meyvasını seninle birlikte vereceğim. Baran'ın burada... toprağı, suyu, güneşi bitti. O da bunu anlayacak. Alo? Benim? Var olmayan sesler duyuyor. Bazen birilerini gördüğünü düşünüyoruz. Yani... kendisine ve etrafındakilere zarar vermeye kalkışmış. Saldırgan tavırları var. Ama şimdilik kendisine verdiğimiz ilaçlardan dolayı sakinleşmiş durumda. Gereken işlemleri yaptıktan sonra nasıl bir tedavi uygulayacağız... ona karar verene dek burada kalacak. Giden zamanın telafisi olmuyor değil mi? Ama seni telafi etmek için bir şansın daha var. Kardeşlerin sınavlardan iyi not almışlar. Deniz öyle söyledi. Karar verdin mi peki? Gidecek misin onlarla? Nasıl gideyim ki? Bir parçam hala buradayken... sanki gidersem ihanet edecekmişim gibi geliyor. Ne yapacağımı bilmiyorum.
Neyi seçeceğim bilmiyorum. Bir seçim yapmak zorunda değilsin. Ebru Hanım'la gitmek bir seçim değil. Burada kalmak da öyle. Sonunda giden de kalan da sen oluyorsun. Onlar seni nasıl ayrı ayrı sevdilerse sen de onları aynı şekilde sevmeyi dene Baran. Annem burada tek başına kardeşlerinden uzak kalmanı istemezdi eminim. Hiç boşuna bekleme. Biz boşuna hayal kurduk. Hadi ben neyse de sen de boşuna çalıştın. O kadar yüksek puanlar falan aldın. Bize bu sene de okul yok. Öyle deme Ada. Annem bizim geleceğimiz söz konusu olunca her şeyi yapar biliyorsun. Baran'ı bırakıp bizimle gelir mi? Ben abimi bırakmam. Biz de bırakmayız ablacığım zaten. Merak etme. Baran da buradan ayrılmayacağına göre bu sene de üniversiteye gidemiyoruz. Senin geleceğimiz dediğin şey bu oda. Artık hep beraber ömrümüzün sonuna kadar burada yaşarız. Okula yakın bir ev tutarız artık değil mi? Dur bakalım kızım, bir gidelim de. Hayır, çünkü sana araba masrafı çıkmasın diye söylüyorum. Yok öyle üniversiteyi kazandım diye araba istiyorum ayakları. Binersin otobüsüne gidersin paşa paşa okuluna. Giderim ya, seni mi kıracağım? Zaten onu İstanbul'a gidenler düşünsün, çekilmez o trafik. Adaylamaya alışıklardır zaten. Ne olabilir, ama Emre 3 güne delirir diye düşünüyorum. Emre nerede mi gidiyormuş? Ben sana söylemedim mi onu? Elif abla orada İstanbul'da bir okulda iş bulmuş da. Onlar da İstanbul'a gidecekler. Kimse kalmıyor yani burada. Anne. Size bir sürprizim var. Asum mu iyileşti? Maalesef Rüzgar'cığım. Sürprizim o değil. Anne ne oldu söylesene. Babaannem arsaları sattı. E biz de zengin olduk. Biletlerimizi aldım. Yarın İstanbul'a gidiyoruz. Ne? Anne. Sonunda. Anne gerçekten gidiyor muyuz? Ne oldu? Hani gitmeyecektik? Ya sen bize laf mı çarpıyorsun ya? Anne burada 4 tane bilet var. Abimle babaannem gelmeyecek mi bizimle? Onlarınki de burada. Konuştun mu Baran'la? En son konuştuğumuzdan sonra hayır. Geleceğim demedi yani sana. Bir şey söylemedi ama ben umutluyum. O da bizimle gelecek galiba. Kadriye Hanım'ın da söylediği gibi. O nasıl toprağı benim. Benim de. Kadriye Hanım odasında mı? Ebru kızım. Kadriye Hanım, gelmediniz merak ettim sizi. Kadriye Hanım. Ben gelmeyeceğim kızım, beklemeyin. Ben biletlerimizi aldım. Sizinkileri de aldım. Yarın İstanbul'a gidiyoruz. Ben sonra gelirim kızım. Fikriye'yi de ararım, sizi karşılasın. Biz sizi burada nasıl bir başınıza bırakacağız? Beni merak etmeyin kızım. Siz bir an önce gidin. Peki. Ama siz de çok kalmayın burada. Gerekirse birine vekalet bırakıp gelin. Kısmet kızım, kısmet. Allah seni evlatlarına, evlatlarını da sana bağışlasın. Bir de ayrılık olmasın. Amin. Hepsini benim için kucakla. Görüşeceğiz yine Kadriye Hanım. İstanbul'a gelince biz karşılayacağız sizi. Gelip de dönmemek, dönüp de görmemek var kızım. Boynumda yeterince günah var benim. Hadi Allah'a emanet olun.
Herkes bir bir gidiyken daha... Herkes teker teker gidiyor. Bir tek ikimiz kaldık. Bu da bizim cehennemimiz olsun. Bir yanım sevinçten uçuyor. Bir yanım da burada birkaç gün daha seninle kalsaydım diye üzülüyor. Ben seni üzer miyim hiç? Abimle konuştum. Onları İzmir'e yerleştirir yerleştirmez İstanbul'a geliyorum. Gerçekten mi? Serdar. Küçük bir yer açma hayalim vardı biliyorsun. Hep söyledim sana. İnşallah bu sefer yapacağım. Sen de okul çıkışlarına yardıma gelirsin. Seve seve. Oğlum ne dedin de sarıldı lan sana öyle? Hiç sarılmıyor bana. Hep ben sarılıyorum ona. İstanbul'a geliyorum dedim oğlum. Geliyor musun sahiden? Sevgilim gitmiş, arkadaşlarım gitmiş. Ben ne yapayım burada? İstanbul'a geliyorum. Toplanmışsın. Evet. İstanbul'da bir okula başvurmuştum, kabul ettiler. Emre de sınavı kazanınca hemen gidelim dedik. Elif, ben olanlar yüzünden özür dilerim. Asıl ben özür dilerim. Senin nikah masasında bıraktım. Bilmeni istiyorum ki... sonu kötü bitse de... benim için seninle geçirdiğim her gün çok güzeldi. Çok değerliydi. Asıl ben özür dilerim daha önce fark edemediğim için. Umarım sevgine layık birini bulursun. Mutlu olursun Elif. Sen de. Umarım sen de çok mutlu olursun. Sen de. Bugün çok güzel bir gündü benim için. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bugün neyi fark ettim biliyor musun? Seninle ilgili ne kadar çok şey kaçırdığımı. Sana yürümeyi ben öğretemedim. Yemek yemeyi, konuşmayı, resim yapmayı, şiir okumayı öğretemedim. Önlüğünü giydirip seni okula yollayamadım hiç. Dersten çıkmanı bekleyip el ele eve dönemedim seninle. Doğum günlerini, bayramlarını da kutlayamadım. Mesela bir kere bile bir film izleyemedik daha. Bebekliğini, çocukluğunu, öğrencilik yıllarını kaçırdım. Dün geçti gitti Baran. Geçmişi baştan yazamayız. Ama yarın hala bizim. Yarın sabah gidiyoruz buradan. Biliyorsun kardeşlerinin okula kayıt olması gerekiyor. Daha oturacağımız evi tutacağız. Yapacak çok işimiz var yani. Kadriye Hanım'a da bilet almıştım ama... o buradaki işlerini halledip sonra gelecekmiş.
bizim gideceğimizi biliyor. Bu senin biletin. Kardeşlerinle birlikte yanımda olmanı istiyorum. Sana ihtiyacımız var. Sana ihtiyacım var Baran. Geçmişinde yoktum. İzin ver geleceğinde olayım. Bir şey söylemek zorunda değilsin. Belki ben de söylememem gereken şeyleri söylüyorum. Seni zorluyorum. Ama bundan sonraki hayatımda sensiz olmak istemiyorum Baran. Hiçbirimiz istemiyoruz. Buzdolabındaki şişeyi kafana dikerek su içtiğinde, çamurlu ayaklarınla eve daldığında sana kızar mıyım diye merak etmiyor musun? Ben ne kaçırdığımı biliyorum. Sen merak etmiyor musun Baran? Baran bizimle gel. Geçmişi değiştiremeyiz. Ama gelecek bizim elimizde. İzin versen kaderini baştan yazarken sırtını dayadığın, gölgesinde soluklandığın ağacın olayım. İzin ver annen olayım Baran. Ana, ana beni almaya mı geldin ana? Kurtar beni ana, kurtar evimize gidelim ana, kurtar beni. Dur dedim, gel buraya bırak. Ana kurtar beni ana, evimize götür ana. Durun ana, müsaade edin çocuklar. Olmaz teyze, yasak. Ana, ana ne olur yardım et, ben çok korkuyum, ben burada çok korkuyum. Ana bana kızıyorlar, beni suçluyorlar, ben kötü değilim ana. Ne olursun ana, bırakma beni burada. Biri gidip biri gel ya ana. Özlem, Sibel, Melek, Murat. Tamam. Kız onlar ana, kız. Oğlum da burada, Mehdi de burada, onu da gördüm. Ama tutamadım onu, bulamadım onu. Yardım et beni, bırak. Kız bırakma beni ana. Evimize götür, söz vereyim. Söz vereyim. Söz vereyim. Müsaade et, 5 dakika içeri gireyim. Baksana aklı gitmiş, Sami Sübyan olmuş. Abim ne dedi? Bizimle gelecek değil mi? Bir şey demedi. Ama gelecek bence. Gelmeli.
evlat işte. Katil de olsa, cani de olsa, vicdansız da olsa, deli de olsa evlat işte. Kadriye'nin oğlu Kendal. Ne çok imtihanım varmış seninle. Evlatlarımı uçurum diplerinden, Fırat'ın derinlerinden topladım. Toprakları atılırken üstlerine hepsinin yanı başında cehennemin ateşiyle yandım. Şimdi elimde bir sen kaldın. Çocukken eteklerime sarılıp ağlardın. Ana, neden kimse beni sevmiyor derdin. Ben sevdim oğlum seni. Sen üzülme diye, eksikliğini hissetme diye seni sevmeyenlerin yerine de sevdim. Sandım ki içindeki boşluğu kapatabilirim. Sandım ki hatalarının üstünü örtersem yaralarını sarabilirim. Ama yanılmışım. Ben dermanın olayım derken ateşini harlamışım. Dedin ya beni Kendal yapanlardan davacıyım diye. Seni Kendal yapan benim oğlum. Özür dilerim. Özür dilerim. Katil de olsam, kötü de olsam. Kendal da olsam oğlumsun, evladımsın. Oğlum, ilk göz ağrım. Elimde kalan son evladım. Hadi uyu oğlum. Yalanlarla, masallarla uyuttuğumuz herkes uyandı. Artık uyu oğlum. Sen uyu, ben de susayım. Uyu oğlum. Rüzgar, zorlanma istersen. Biz taşırız ha? Ben taşırım. Büyüdüm artık. İnanamıyorum ya. Gidiyoruz gerçekten. Baran nerede? Uyuyakalmıştır belki. Ben bir odasına bakayım. Siz de taksiye arayın. Baran. Havaalanına gideceğiz. Teşekkürler, bekliyoruz. Anne ne oldu? Gelmiyor mu? Odasında yok. Nasıl yok? Yok işte. Ona aldığım bileti de alıp gitmiş. Nereye gitmiş olabilir ki? Belki de Narin'le vedalaşmak istedi gitmeden. Ben bir arayayım. Açmıyor mu? Taksi geldi. Uçağın kalkmasına 2 saat var. Biz anca yetişiriz. Ya Baran belki bizden önce havaalanına geçmiştir. Hadi biz gidelim. Dediğin gibi belki Narin'le vedalaşıp oradan da havaalanına geçmiştir.
Gidin, gidin. Gidin, gidin. Gidin. Ağayım ben. Şanverdiyim ben. Benim boyunca oğlum var. Ben kendi Şanverdi, o da Mehdi Şanverdi. Aslanım benim. Gidin, gidin. Gidin dedim. Ağayım ben. Şanverdiyim. Gidin lan. Gidin. 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 Tamam Kenan, yemek vakti. Hı. Öp elimi öyle. Gider. Ağların eli öpülür. Öp. Öp. Hadi yemek vakti, yemeğini alalım. Elim öpmeden gitme. Hadi yemek vakti. Gitmem dedim. Elimi yemeğini öp. Alma. Ben ağayım ben. Benim boyunca oğlum var. Şanverdiyim ben. Ağayım. Ağların eli öpülür. Benim Mehdi Şanverdi oğlum. Ağayım ben. Benim boyunca oğlum var. Hadi anne. Hala niye gelmedin oğlum? İttiler. O itti beni. O itti. Sakin ol tamam. Sakin ol. İyiyim, iyiyim ben. Ağayım ben. Evet. Ağayım. Evet. Öp elimi. Evet. Öp elimi ağayım evet. Ben. İyisin, yerimize geçelim. İyiyim ben. Evet, çok iyisin i̇yiyim. Hem de. O itti. Evet, çok iyisin. O itti. Geçelim yerimize. Evet. İtti. Ağayım ben. Geçelim mi yerimize? Hadi ağayım ben. Evet. Öp elimi. İyisin. Öp elimi. Kendal ağayım ben. Evet, sen Kendal ağasın. İyisin değil mi? İyiyiz. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Evet, süpersin. Affedin beni. Gelmeyecek. Nasıl inandırdım kendimi? Anne, biraz zaman ver. Belki bugün değil ama mutlaka gelecek. Evet anne. Onun kendini hazır hissettiğinde gelmese en doğrusu belki de. Abim gelmeden gitmeyeceğiz değil mi? Bilmiyorum oğlum. Ben abim gelmeden gitmem. Anne, istersen dönelim. Anne, kalıyor muyuz, gidiyor muyuz? Gidiyoruz hadi. Gitmeyin. Thank you.
Yine mi sen? Ha? Öldün sen, öldün! Defol git, defol git! Geldiler, öldürecekler beni, öldürecekler. Defol git! Defol git! Geldiler, öldürecekler beni, öldürecekler. Öldün sen, öldün yoksun. Öldün yoksun, yoksun öldünüz siz! Yardım edin, yardım edin! Evlat işte, katil de olsa, cani de olsa, vicdansız da olsa, evlat işte. Diyorlar. Biraz daha bekleyelim. Belki telefonunu bir yerde unutmuştur. Yoldadır, geliyordur. Sayın yolcularımız, Gaziantep İstanbul uçuşu için son çağrıdır. Anne, bizi anons ediyorlar artık. Ne yapacağız?
Hoş geldin oğlum. Özür dilerim. Senden de özür dilerim. Yapamadım. Gidemedim. Belki onları da ben zannettim ama onlar da gittiler. Beni burada yalnız bıraktılar. Baran'ım, kanımla canımla olmasa da sevgimle büyüttüğüm oğlum. Yüzüne her baktığımda kaybetme korkusuyla yanıp tutuştuğum, hiçbir zaman sahip olamadığım oğlum. Bana ana dediğin günlere sığınarak yazıyorum bunları sana. Çocuklar bilmez ana lafını duymanın ne demek olduğunu. Evladın sana ana dediği an, gerçekten analığı hissedersin. Ana demek, senden başka hiç kimseye güvenemem demek. Sen benim canımın parçasısın demek. Ana demek, sen dersen sana inanırım, senin yolundan giderim demek. Sen bana ana dediğinde, benim içimdeki o derin boşluk doldu oğlum. Hayatımın bir anlamı oldu. Sonunda ben bu dünyada kendime bir yer buldum.
İlk defa birisi oldum. Murat'ın zoraki karısı değil, Kadriye'nin emaneten kızı değil, Baran'ın anası oldum. Birinin vazgeçilmezi, değerlisi oldum. Allah biliyor oğlum. Bu lafın hakkını vermek, sana layık bir ana olabilmek için elimden geleni yaptım. Kadriye anam ana olmak acıya şerbetli olmak derdi. Ben de senin için uykusuz kaldım. Senin için güldüm, senin için ağladım. Sen hastalandığında başında bekledim, sabahladım. Ana olmak için ölesiye sevmek, emek harcamak yeter sandım. Meğer yetmezmiş. Ben bunu Ebru gelince anladım. Ebru çocuklarına rağmen doğru bildiği yolda dimdik yürürken, ben analığımı korumak için, seni kaybetmemek için çok büyük hatalar yaptım. Ben karanlık yollara saptım oğlum. Seni kaybetmek korkusuyla da kendimi kaybettim sonunda ben. Cahilliğim ve sana olan tutkum gözlerimi kör etti. Ama bugün kendimle yüzleştim ben. Benim Ebru'nun karşısında dikilebilecek ne gücüm kaldı ne de hakkım. Ben analık imtihanından kaldım oğlum. Ben seni sahiplenirken Ebru'dan sadece bir bebek çalmadım. Ben sizden 20 yılınızı, geleceğinizi, anılarınızı, aile olma şansınızı çaldım. Senden Ebru'ya anne diyeceğin ilk anı çaldım. Ben Ebru'nun analığını çaldım. Evet, suçluyum ben oğlum. Özür dilerim. Senden de, Ebru'dan da. Sen benim hatamı sürdürme. Benim hatalarıma sarılma. Sen hakkın olanın peşinden git. Yüreğindeki sese kulak ver. O ses sana doğruyu söyleyecek. Senden tek dileğim, annen ve kardeşlerinle mutlu bir hayat yaşa. Beni affet oğlum. Beni affet. Ben gidiyorum. Ama gözüm arkada değil. Seni emin ellere bırakarak, seni annene emanet ederek gidiyorum.
Anne. Ben Ebru. Ebru Şanverdi. Kocam Murat'ın ölümüyle geldiğim bu topraklardan... ...yıllarca benden uzakta, benden habersiz büyüttükleri... ...öldü sandığım oğlumla birlikte gidiyorum. Burada geçirdiğim birkaç yılda bir ömre sığacak kadar çok şey yaşadım. İhaneti gördüm. Yokluğu, yoksulluğu, çaresizliği yaşadım. An geldi, ölümle burun buruna kaldım. An geldi, sevdiklerimi ölümün kıyısından aldım. Öyle anlar oldu ki, bir daha güneş doğmayacak, yarın olmayacak sandım. Bazen yandım, kül oldum. Acı içinde kıvrandım. Bazen parçalandım. Dağıldım. Düşmanımın eli hep boğazımda. Gölgesi hep peşimdeydi. İstenmememe rağmen... ...engellere, zorluklara rağmen direndim. Çünkü umut hep vardı. Çocuklarım benim en büyük umudum. Dayanma sebebim oldu. Ben sonuna kadar o umuda sarıldım. Karanlığa teslim olmadım. Pes etmedim. Direndim. Savaştım. Çünkü ben bir anneydim.
Çünkü anne olmak kendini hiçe saymak. Her şeye rağmen evlatların için hayatta kalmaktı. Yansan da, kül olsan da, onların bir bakışıyla küllerinden yeniden doğmaktı. Gözyaşlarımı içime akıtıp, çocuklarım için boğazıma sarılan elleri bir bir koparıp attım. Elimi kolumu bağladılar. Yine de yılmadım. Ne kadar uzağına attılarsa o kadar çok koştum oğluma. Ya! Nasıl yapıyorduk? Sağ mı sol mu? Önce sağ, sol. Önce sağ, sağ. Nasıl ya? Ya! Sonunda bana öldü dedikleri, oğlumu Halfetri'nin topraklarından ellerimle, tırnaklarımla, yüreğimle ve en çok da sabırla kazıya kazıya çıkardım. Şimdi gitme vakti. Ben Ebru. Ebru Şanverdi. Kocasının parasına muhtaç, çaresiz. Üç çocuklu bir kadın olarak sığındığım Halfeti'den, kendi ayakları üstünde duran, gücünün farkına varan bir kadın olarak, dört çocuklu bir anne olarak ayrılıyorum. Tamam, geliyoruz biz, merak etme. Ya dikkat etsene. Kusura bakma, görmedim. Önüne bakmazsan görmezsin tabii. Düzelttik işte. Hem suçlu hem de üste çıkıyor. Anlaşıldı. Sen şu hukuktaki sınıf birincisi kızsın değil mi? Hı. Sen nereden biliyorsun? Ben her şeyi bilirim. Yakında Ayşe Şanver'de olacağını bildiğim gibi. Allah Allah. Ben niye Şanver'de oluyormuşum? Benim bir soyadım var zaten. Feminist. Feodal. Yok canım, o seni tanımadan önce. İyi hadi, gel gidelim, bekletmeyelim. Baran. Ne oldu? Çok teşekkür ederim. Niye? Her şey için. Yanımda olduğun için, ailem olduğun için, acılarımı paylaştığın için, içimde sönen ışığı yeniden yaktığın için, her şey için çok teşekkür ederim. Sana daha ilk gün söylemiştim değil mi, ne olursa olsun ayrılmayacağız diye. Asıl ben sana teşekkür ederim. Bana inandığın için. Pardon. Biz yarım saat kadar önce 3 tane kahve sipariş etmiştik ama burada işler biraz yavaş yürüyor galiba. Siz Bayan Ukala, orada durup çenenizi yoracağınıza biraz buraya gelip yardım etmeye ne dersiniz? Malum yarın burada büyük bir organizasyon var da. Ya. Ne haber Aşkın? Ölüyorum heyecandan. Oho. Nişanda böyleysen düğünü ne yapacağız biz? Sen olsan? Yani heyecanlanmaz mısın? Gel buraya. Yüzükleri aldık. Bakın size göstereyim. Al bakayım. Annem aramış ya. Görmemişim. Kızım neredesiniz? Kafeye geldik anne. Yarın için son kontrolleri yapıyoruz. Derse girerken sessiz almıştım. Sonra da unutmuşum. Ne oldu? Arıyorum, açmıyorsun. Maya da yanında mı? Evet. Sakın geç kalmayın. Zaten Baran birkaç saate gelir. Bak, bu sürpriz için ne kadar uğraştığımı biliyorsun. Tamam anne. Sen
Sen merak etme. Geliyoruz biz. Maya hadi. Bizi çağırıyor. Vay damat. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Canım kızım. Canım. Aa, kimler gelmiş? Hoş geldiniz. Ablacığım. Oh, sen ne çabuk büyüyorsun ya. Oh. Nerede kaldınız siz ya? Ya kusura bakmayın, ben hocayla konuştum, ondan geciktim. Bu benden çalışkan çıktı vallahi. 2 saat kapıda bekletti beni. Damada laf yok. Hem çalışıyor hem okuyor. Kolay değil. Ya ne kadar büyümüş ya, ben görmeyeyim. Büyüdü tabii abisi. Hadi anne. Kızım var. Hadi bizi pastaya kesin. Hadi. Hadi gel. Gel gel. Masaya koy. Ay bir dakika. Bir dakika, dilek dilek. Benim dileğim belli. Hadi. Bak bak, aa bak orada ne var? Bak. Sen de ol. Damat. Uykusu geldi. Ben yatırayım bunu, geleyim. Ben de yavaştan kalkayım. Oğlum nereye ya? Daha yeni geldiniz. Ya annemler bekliyordu. Sürprizi varmış bana. Bayağı da aradı. İyi mi adam? Selam söyle hepsine. Zaten nişanla karşılaşacağız değil mi? Emine yengeyle Asım da gelecek nişana. Ay burnumda tutuyor onlar. O kadar çok özledim ki. Eski günlerdeki gibi. Meleğim benim. Ben daha fazla huysuzlanmadan yatırayım. Hadi bana güle güle. Bay bay Melek. Her şey için sağ ol. Sen de sağ ol.
Rastgele. Baran. Nasılsın Oğuz abi? İyiyim evlat. Sesini duydum, daha iyi oldum. Siz nasılsınız, her şey yolunda mı? Yolunda abi, her şey yolunda, merak etme. Geliyorsunuz değil mi yarın? Evet evet, yarın geliyoruz. Deniz içeride balonunu hazırlıyor zaten. Vay be Baran. Serdar yarın nişanlanıyor. Hala inanamıyorum ben. Ben yarın havaalanından alacağım sizi abi, onu söylemek için aradım. Tamam oğlum, sağ ol. Yarın görüşürüz. Görüşürüz abi. Keşke yanımızda olup bu günleri görebilseydim. Benim bavulum hazır. Hazır mı? Hazır. Efendim? Hadi nerede kaldın? Hepimiz seni bekliyoruz. Tamam, geliyorum geliyorum. Babam. Nasılsın? Bugün iyi misin? Asma. Hoş geldin. Ben daha bir yemek yedirecektim. Ver ben yedireyim Rıza abi. Ben baba oğul sizi yalnız bırakayım. Havalar ısındı. Yine dışarıya çıkarız gezmeye. Heh. Geçen gün Halfeti'ye gittim. Yapılacak birkaç iş varmış, onları yaptım. Her şey aynı, bıraktığımız gibi. Sonra babaanneme uğradım. Onu çok özlüyorum be baba. Ne olursa olsun, hepimizi bir arada tutmak için yaptı onca şey. Anam hala adını anmıyor. Ama ben ne zaman bahsetsem gözleri doluyor. Biliyorum, o da babaannem çok üzülüyor. Babam. Kaçırma gözlerimi benden. Ben senin oğlunum. Ne olur utanma. Çok zaman geçti be baba. Hepimiz kaderimize düşeni yaşadık.
kimse anlamıyor biliyor musun benim buraya niye geldiğimi? Seni niye bu kadar sevdiğim? Onlar bilmiyorlar ki. Onlar benim gözümden göremiyorlar seni. Sen de kurbandın be baba. Canın yandığı için o kadar canlar yaktın. Telafisi mümkün olmayan hatalar yaptın. Ama ben senin yüreğini biliyorum. Yüreğinin içinde bir yerde, bana bir bakışında içinden atamadığın vicdan azabını gördüm ben. Sen o azaptan kurtulmaya çalışırken yaktın, yıktın senelerce. Hatırlıyor musun? Halam mezarının başında ne demiştin? Bir sen, bir de ağasım. Vicdanımın onulmaz yaralarısınız. Sen vicdanından kaçamazken ben senden nasıl kaçabilirim ki? Ha? Rahmetli babaannemin dediği gibi. Kimse sınanmadığı günahın masum sanmasın kendini. Ağlama be baba. Yapma. Tamam baba. Ben yine geleceğim, tamam mı? Ben hep geleceğim, tamam mı? Rıza abi, babam sizin yanınızda ya, içim çok rahat. Yenge senden de Allah razı olsun. Çok emeğin geçiyor. Sizden de olsun. Anamı bir türlü ikna edemedim babamı yanımıza almaya. Sağ olun. O nasıl laf Asım ağam? Yapacağız tabii. Bugüne kadar az mı ekmek yedik Şanverdilerden? Boynumuzun borcu. Bizi evlendirdiniz, ev verdiniz. Allah sizden razı olsun ha. Rıza abi bak, şu ağalık paşalık olayını bir geride bıraksak. Artık ağalık paşalık kalmadı. Artık herkes kendinin ağası. Ben senin ağan değil, kardeşin sayılırım. Tamam mı? Allah seni başımızdan eksik etmesin. Ben yarın yine geleceğim. Bir şey lazım olursa haber verin. Eve zaman içinde, kalbur zaman içinde,
yırtık pabuçlu, fakir, sahipsiz bir kız varmış. Bir de abisi varmış. Aç gözlü abisi. Abisi onu zengin ama kötü bir adama vermiş. Kız baba evinde o kadar çok aç kalmış, o kadar çok aç kalmış ki... bu kötü adamı bir kurtuluş bilmiş. Yiyecek bir aşı, sıcak bir döşeği. Güzel kıyafetleri olunca mutlu olur sanmış. Ama olmamış. Ne güzel kıyafetler, ne de o zengin sofraları o kızın yüzünü güldürmemiş. Para, güç, ihtişam. Kızın sevgiye aç kalbini bir türlü doyurmamış. Bir süre sonra o kızın hapishanesi olmuş. Kız sonra anlamış hata yaptığını. Anlamış sevgiden, aşktan başka hiçbir şey mutlu etmediğini. Ve zamanla o yüreği de taş konağa dönmüş. Ama sonunda bir adam çıkmış karşısına. Adamın sevgisi kızın bütün kalbinin kapılarını birden açmış. O zaman anlamıştı kız. Mutlu olmak için sevgiden daha önemli hiçbir şey olmadığını anlamış. Ya, güzel kızım. Meleğim. Annen çok şey yaşadı. Yaşadıklarından çok ders çıkardı. Ben hep senin yanında olacağım. Hiç seni bırakmayacağım. Seni sevgiyle büyüteceğim. Sen de büyüyeceksin. Okullara gideceksin. Kimseye muhtaç olmayacaksın. Kendi ayaklarının üstünde duran küçük bir kız olacaksın. Annen de gölgen gibi hep yanı başında olacak. Aslı, kızım sen ne güzel, ne hakikatli bir evlatsın. Babana gitmediğin bir gün bile olmadı. Sen hele içeriye girdiğinde yüreğim dağılıyor. İçeriye girmediğim için bana kızıp darılmıyorsun değil mi? Olur mu öyle şey anneciğim? Ben senin hakkını ne yapsam ödeyemem ki. Kızmak, darılmak da ne demek? Hadi gel evimize gidelim. Gidelim yakışıklı, gidelim. Baran'a dedi ki, o şimdi oraları bırakıp gelmez. Kolundan tuttuğun gibi al getir dedim. Tamam. Olur gideriz. Ya nerede kaldı? Anne sakin ol. Gelir şimdi. Abim geldi. Oğlum dur. Koskoca adam oldun artık ya. Niye çağırdınız beni buraya? Sürpriz! Nasıl ya? Bugün tekneyle gezinti yapacağız. Nereden çıktık ki o? Bugün sizin için özel kiraladım. Anne finallerimiz bittiği için bize sürpriz yapmak istemiş. Saatimiz de olacak. Hadi artık sefer vakti. Şaşkın mı gezdirecek bizi? Ben mi kullanacağım? Sen kullanacaksın tabii. Kim kullanacak? İyi de ben daha önce hiç Boğaz'da kullanmadım ki. Her şeyin bir ilki vardır. Dene bakalım, alışırsın. Hadi bakalım, geç tümene de çalıştır.
Aman dikkat et. Burası Fırat'a benzemez. Hayır yani beceremeyeceksen ben geçeyim dümene. Kızım senin yaşın kadar benim tekne kullanmışlığım var. Abartsaydın Baran. Baran mı? Ben senin abinim kızım, abi diyeceksin bana. Allah Allah. Anne ya şu oğluna bir şey der misin? Tabii ki diyeceksin. O senden büyük bir kere. Öyle değil mi anne? Aa, ufaklığa bak nasıl koruyor abisini hemen. Kızım alt tarafı 3 tane harf. Abi. O kadar basit. Rüyanda görürsün. Tamam mı? Rüyanda. Anne ya. Artık şu oğluna gerçekten bir şey söyler misin? Abi bak ben ne diyorum. Anlaşıldı. Bunlar birlik olup bize karşı olacaklar. Ha, tamam artık çocuklar yapmayın hadi. Kıskançlar sizi. Ha. Ya ben kime diyorum oğlum? Ha? Efendim annem. Bilmeden de olsa kaybettiğim oğlumun peşinden sürükledi hayat beni. Şimdi bakıyorum da bütün çocuklarım yanımda. Sımsıcak bir aile olmuş, yeni hayatımıza doğru yol alıyoruz. Kimsenin bilmediği acıları var elbet herkesin. Ama umudumuzu yitirmezsek gün gelir çektiğimiz acının mükafatını en güzel haliyle verir hayat bize. Bir hayaliniz varsa onu korumaktan asla vazgeçmeyin. Korkmayın. Mücadele etmekten, inandıklarınızı savunmaktan asla vazgeçmeyin. Hayat çok kısa. Sevdiklerinizle, ailenizle her gün onları ne kadar çok sevdiğinizi söyleyin. Ailenizi koruyun.